Üf, benim verdiğim delicesi seve bak. Yavrum benim, gidişe bak. Biçti abi işte adam, ne diyeceksin? İşte abi adam. Allah. Man Skoda'ya çarptı abi. Skoda geriye geldi. Skoda Mercedes'e çarptı. Mercedes geriye geldi. Bu çok değişik bir zincirleme kaza oldu abi. Bu tersten zincirleme oldu böyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Namu Pars. Bugün sizlerle beraber Duisburg'dan Kales'e doğru bir yolculuk yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Michelin DLC'siyle aracımı bütünledim arkadaşlar. Dorsey ile uyumlu hale getirdim. Araçta yaptığım kodlamalar üst demire kodlarla ledekledim. Güneşli eski kasa DAF'ın güneşli arkadaşlar. İçeriye Scania DLC'sinin V8 logolarını ekledim. Ön demire yeni kasa Scania'nın DLC demirini ekledim. Kodlarla ledekledim. Alt tampona da yeni kasa DAF'ın DLC tamponunu ekledim arkadaşlar. Boya paketimizde Michelin boya paketi arkadaşlar. Dorsey ile uyurmaya çalıştım. Uydurmaya çalıştım. Vallahi abicim var ya. Ben bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar yaptığım en güzel Iveco'lardan bir tanesi diyebilirim. Hatta en iyisi bence. Yani hiç bu boya paketini kullanmıyorduk videolarda. İyi oldu. Araçta 750 beygir eski kasa Volvo motoru var arkadaşlar. 6 vites retardal yeni kasa Volvo şanzımanı var. Bu şekilde lafı fazla uzatmadan hemen yolculuğa başlayalım. Yiyeceklerinizi içeceklerinizi kapın. Gelin benim yanımda çayım var. Oh, çalıştır abi aracı. Yavrum ya. Iveco'nun kornasına bakalım hemen. Abi Iveco'nun iki tane sevmediğim özelliği var. Bir tanesi bu kornası. Bir tanesi de şu yavaşlığa bakar mısın abi? Yanmakla yanmamak arasında gelip gidiyor sinyaller bak. Böyle değil ya, anladınız mı? Böyle değil. Keşke hızlı hızlı yansa sinyalleri ama işte. Eski kasa manda yavaş yanıyor. Yeni çıkan da hızlı olmuş arkadaşlar. Birazcık sinyalleri hızlandırmışlar. Şöyle arka çıkıştan çıkalım. Aslında ön çıkışta boşmuş ya. Haritadan baktım şu anda. Neyse sağlık olsun. Biz her zamanki gibi arka çıkışımızı kullanalım arkadaşlar. Çünkü 80 sınır daha çabuk kalkıyor arkadaşlar burada. Öteki türlü ön çıkıştan ta benzinliğe gidene kadar 80 sınır kalkmıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Her zaman söylüyorum ama oyuna yeni başlayan arkadaşlar olabilir. Onlar için tekrar bir hatırlatma yapayım. Iveco'nun şasisi hafif arkadaşlar. O yüzden 150'ye çabuk çıkıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani 120'ye geldim. Burada adam önüme atlamasaydı akar giderdim de. Ben şuna şuradan. Bak bak ne yapıyorsun kardeşim? Kendi şeridine git lan. Her neyse bakın çok hızlı hızlanıyor. Görüyor musunuz? Çok seri hızlanıyor. Bir de cam farkından dolayı sanki 150 ile değilmiş de sanki böyle 200 ile gidiyormuşsunuz hissi veriyor. Bu da yeni başlayan arkadaşlara ufak bir hatırlatma olsun. Hani Iveco çöp falan diyorlar ya. Aslında alakası yok. Aslında Iveco çok güzel bir araç fakat ya görüntü olarak harbiden biraz çöp yani. Onu eklemek istiyorum ama hızlanma olsun. Ondan sonra bir de cam farkı olsun. Bakar mısın abi şu an 130'la gidiyorum. Scania olsaydı sanki yavaş yavaş böyle kasa kasa gidiyormuş gibi bir his veriyor. Fakat Iveco da öyle değil. Seri bir şekilde 150'ye çıktık. Şu ince yola bir kazasız belasız bağlanalım da. Oo, ileride bir karışıklık var abi. Biz önceden frenimizi yapalım. Yo, bunlar park mı ediyor? Ne oluyor oğlum burada? Aynen. Evet arkadaşlar. Welcome to multiplayer trafiği. Maşallah 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 abi. Bugün bayağı yoğun arkadaşlar serverlar. Oh. Abi şu çay yaşam tarzı yemin ediyorum ya. Çay içmeyen de ne bileyim. Şöyle sinyalimizi verelim yavaştan. Orada ne var? Abi adamı yol versene de sabahtır bekliyor bak. Sen oradan dönebileceğine inanıyor musun? Bak vuracak galiba adama. Aynen dedim abi. Burada tecrübe konuşuyor oğlum. Tecrübe konuşuyor. Biz boş boşuna bu kadar yıl bu oyunu oynamadık bak. Öteki salağa bak. Orrega yollarda 49 kardeşim. Belki benim takipçimsin ama yaptığın hareket yanlış yani. Geliyorsun oradan dönüyorsun. Bu adam salak mı oradan dönüyor? Bu adam neyi bekliyor oğlum? Geçsene. Aga. Bu adam harbi sıkıntılıymış. Bak ben gaza bastım. Bas abi F1'e. He. Kaldın mı öyle?
Kim bu, Rus mu bu? Al abi hemen. Pinfo 1850. Pinfo 1850. 261-79-30 abi. Kanka bu adam harbi kafada var bunun ya. Oğlum geçsene. Allah Allah. Bu ne yapıyor abi? Yemin ediyorum insanlar insanlıktan anlamıyor ya. Adama yol veriyorum geçmiyor abi. Cidden kafada sıkıntı var galiba adamın. Bir saniye arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Ufak şöyle 10 saniyelik bir şeye baktım. Tekrar yolumuza devam edebiliriz. Şimdi. Gençler bugün bir hızlı sürelim artık. Ne diyorsunuz? Bayağıdır yavaştırıyoruz artık. Hani böyle de güzel bir araç yapmışken şunun güzelliğine bakar mısın ya? Gidişatı falan arabanın. Harbi yakışıklı oldu arabaya. Iveco bildiğin çağ atladı yani modifiyede. Daha önce böyle Michelin DLC'siyle Dorsey'i bütünleyen bir YouTuber var mıydı bilmiyorum ama ya bu kadar güzel bütünleyen bir YouTuber var mıydı bilmiyorum. Öyle söyleyeyim daha doğru olur. Ama biz yaptık işte. Allah aman diyeyim abi geç aradan. Aman diyeyim kardeşim. Sıkıntı yok abi. Olur böyle şeyler arkadaşlar arada. Biz de insanız. Şu arkadaşı sollayalım mı? Yok abi yok. İleride sıkıntı var. Hiç tehlike atmaya gerek yok. Adam zaten düzeltti kendini. Bak önde kim var abi? Kron DLC'si var adamda. Yavaş mı gidiyor? Onun önünde de insanlar varmış. Ha pardon. Ben ileriyi göremiyorum abi işte. Multiplayer'da bu sıkıntı var. Çok ileriyi göstermiyor ya. Aman Skoda'cım çok fena drop yiyorsun ya. Nasıl yapacağız bu drop işini? Bir çözemediler. Gençler. İleride sanırım bunlar park ediyor. Sollamaya çıkayım mı? Ne diyorsunuz? Allah, aga benim yerde. İleride kalabalık var işte. O yüzden ben banyicemden değil yani. İnsanların hayatını tehlikeye atmak istemiyorum. Şimdi adam görev mörev yapıyordur o 90'la gidilen dorseler var ya. Onlardan falan taşıyordur. Hasar almadan götürmesi falan gerekiyordur. Ben adamın ağzına ederim. Kalır yani öyle. Görevi boşa gider adamın. Üf, benim verdiğim delicesi seve bak. Yavrum benim gidişe bak. Biçti abi işte adam ne diyeceksin? Biçti abi adam. Allah. Man Skoda'ya çarptı abi. Skoda geriye geldi. Skoda Mercedes'e çarptı. Mercedes geriye geldi. Bu çok değişik bir zincirleme kaza oldu abi. Bu tersten zincirleme oldu böyle. Ama olayın başı benim verdiğim delicesiz sevli adam. Ben delicesiz sev yani güzel işte motor kodlayamıyorsunuz diye falan veriyorum. Mustica'nın yaptığını gördünüz mü abi? Adam belki benim çok iyi bir takipçim, beni çok iyi takip eden biri fakat yani gelişi gördünüz adamın. Öyle bir geliş yok abicim. Virajda öyle adam kaç bildiğin 150 değil 200 ile girdi sanki viraja. Yanlıya yanlıya girdi böyle. Ey Allah'ım ya. Mustican'cım biraz dikkatli ol kardeşim benim. Vallahi banlatırlar kardeşim ben sana söyleyeyim. Ban yediğin zaman benim videodan sakın Pars abi beni banlattı diye şeyler söyleme. Benim videolarımı izleyenler raporluyor abi. Ben yapacağım bir şey yok ona. İsimleri kapatıyorum bu sefer single player'da sürüyormuş gibi oluyor diyorlar. İsimleri açıyorum bu sefer ban yiyorsunuz. Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım. En istediğim aşk gitsin. İnşallah speed bug olmaz. Olmadı. Çok güzel. Burada bakalım. Al abi işte görüyor musun? Görüyor musun abi? Allah! Relax arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu sefer geçenki gibi sinirlenmeyeceğim. Çünkü o videoda bayağı sinirlendim. Attım yani sinirimi. Şimdi bu videoda bir daha sinirlenirsem sanki diyecekler ki işte Pars bilerek oradan kardeşim ne yapıyorsun ya? Pars bilerek yapıyor diyecekler. O yüzden saldım abi artık yani. Şu Infinite Trackers çıksın da bir. Ben onların bir tutuşmasını göreyim.
Bu arada bayağı yakın olduk kurucularıyla oranın, Infinite Trax'in. Trax ne ya? Trackers. Bayağı iyi yani aramız. İyi şeyler olacak diyebilirim yani. Tam söyleyemedim, konuşamadım ama sanırım güzel günler göreceğiz arkadaşlar. Yalnız birazcık gecikecek işte. Beklemede kalalım dediğim gibi. Mayıs, Nisan, Mayıs arası bir şeyler patlatacaklarmış. Öyle söylüyorlar. Olmadı böyle soru cevap tarzında bir şey yapabilirim arkadaşlar sizlerle. İsterseniz tabii ki de. Hani çünkü Infinite Trackers'ta yeni olduğu için bayağı aklında soru işareti olan arkadaş var. Biz de sağ olsun Kiki olsun bilmem ne olsun onlarla yakın olduk bayağı. Açıkçası adamlar developer kanka gibi bir şey olduk. Sürekli yazışıyoruz. Bir soru cevap yapabiliriz Türk kardeşlerimiz için. Çünkü adamlar yabancı. Türklere destek çıkan birkaç tane insan olması lazım. Hani bayağı da Türk oyuncu olduğu için onların da bir şeyleri öğrenmesi lazım. Ya onun adını işte Emre Emir olsun, ben olayım, Bora falan olsun. O tarz YouTube'la uğraşan insanlar da artık Türklere destek çıkacak bilgilendirme amacında. Biz de elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım gelir ve erken gelir yani öyle söyleyeyim. La Katil Hamsi basla. Burada da bayağı trafik varmış be kardeşim. Bu neymiş böyle be? Allah. La 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 la. Baba baba. Oğlum bu millet harbi kafayı yemiş ya. Neyse fırsattan istifade arkadaşlar. Ben burada bir sollama yapayım. Yoksa 2 saat trafikte kalacağız abi orada. Gitmiyorlar, ne yapayım? Ben de mecbur sollamak istiyorum. Ver babacım tokatı, ver tokatı. Hop. Temiz. Relax kardeşim, bir şey yapmadım. Bak bir şey yapmadım görüyor musun? Kendini nasıl sağ şeride atıyor ya. Şimdi de benim kaydımı almıştır abi. İnsanlar kıskanç abi. Ben şuradan vereyim baba tokatı. Ver 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 ver. Hop yavrum benim. 2 saat sizi beklemeye kalsaydık orada. İnsanlar trafikte beklemeyi seviyor mu, ne yapıyor ben çözemedim ya. Veya kaza yaptığı zaman kaza yaptığı yerde beklemeyi çok seviyor abi insanlar. Ya F7'ni at abicim, ya kaydını alıyorsan adamın pinfosunu yaz. Sonra ya quick save'ine ya otomatik save'ine dön. Ya da ne bileyim F7 at yani, orada kaç kişi vardı bak trafikte bekleyen. Bunu çok yapıyor insanlar. Allah. Bayağı kaydırdım. Video recording. Şu Çinli mi Koreli mi ne buraları? Kagami. Çinli abi bu ya da Asyalı işte, nereliyse bilmiyorum. Şöyle yapıştıralım babacım. Lan korna çaldırma oğlum bana ya. Adam korna çaldı. Bende de şey var. Lan oğlum. Oğlum bu benim kendi derecesi sevlerim, benim üstüme kırmaya falan çalışıyor. Hayırdır la? Kime şekil şukul yapıyorsunuz oğlum? Vallahi yapmam bak şeyler ha, ona göre. Aman abi, aman abi, aman abi, aman abi, aman abi, aman abi. Adam içimden geçecekti la. Aman kardeşim benim, aman diyeyim. Özünü seveyim. Bana çarpmayın da ne yapıyorsanız yapın. Kırmızı yanıyor gençler, ne diyorsunuz? Ya da fren yapalım. Abi. Lan geçermişim oğlum, deneyelim. Al işte, ne bekliyorsun oğlum burada? Beni de şaşırttın. Allah'ın Rus'u ya. Allah Allah. Adam beni de şaşırttı abi. Gelene kadar kırmızı yanıyordu. Bu yabancılarda şey var abi. Ne derler? Bir şey direkt mesela o kırmızı yandığı zaman direkt duruyor abi. 150 ile gelmesinin hiçbir önemi yok adamın. İstiyorsa
anında kırmızı yandığı gibi frene basıyorlar yani. Öyle bir şeyleri var, kuralcılıkları var. Kardeşim kırmızı yanıyor da yani. Anında kırmızı yandığı gibi fren yapmana gerek yok. Onun bir 20 saniye mi? Öyle bir 15-20 saniye falan geçme süresi var arkadaşlar. Ama yabancıların kuralcılıklarına hayranım ya. Adamlar çok disiplinli abi. İşte bu yüzden kazanıyor abi yabancılar. Çok disiplinli çalışıyorlar ve çok kuralcılar. Sana yemin ediyorum şu kuralcılık ve disiplincilik bizde olsa vallahi süper güçtük ya. Mesela kimi insanlar var abi. Yaptığı işi düzgün yapmıyor abi bizde. Allah. Kardeşim geçmiş olsun. Pars TR valla takipçimmişsin galiba. Ne yapıyorsun oğlum? Adam şaha kaldırdı abi tırı. Baga girmiş belli yani. Oo, benim geçen verdiğim Iveco çöp sev. Delicesiz. Abi kendi sevlerimi görünce cidden mutlu oluyorum ya. Bayağı erken geldik buraya. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Normalde kavşağa kadar falan sürerdik. Muhabbet sardı. Dedim yapıştırayım baba Kaleis'e kadar. Bayağıdır Kaleis'e kadar da yapıştırmıyorduk. Yavrum beni. Scania'ya veriyoruz tokatı gençler her zamanki gibi. Hop. Iveco tokat şov. Hadi bakayım. Önümde de o var. Dike bak. Tam denk geldi. Hadi bakayım. Allah. Fren 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 fren. Ne var abi burada? Oğlum bu benzinlik nasıl sıkışıyor ya? Bana bir açıklayın abi. Bu benzinlik nasıl sıkışıyor abi? Bu ne? Bakın şimdi size olayı anlatıyorum arkadaşlar. Bu arkadaş çok net bu şekilde olmuştur bence bakın çok net. Bu arkadaş burada park ederken sanırım yani direkt aracı park ettiği gibi bilgisayar başına falan kalkıyor, el freni unuttu. Unutuyor yani. Araç da kendi kendine gidiyor, 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 gidiyor. Burada duruyor abi. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok net bu şekilde oluyor. Çünkü bu benim bir kere başıma gelmişti. Allah'tan kaydım vardı. Kayıtla kanıtladım yani bunu. Ben park ediyorum abi bir yere. El frenini çekmeyi unutuyorum. Nasıl oluyorsa bir şekilde araç hareket ediyor. Sonra bak adam arkadan ittiriyor, geri geri götürüyor onu. Birazcık hareket ettirdi. El freni çekik değil abi adamın. Çok net yani belli buradan. Ne yapıyorsun oğlum? Yavaşla. Ben bu adamın arkasından çıkabilir miyim? Dur bakayım. Dur bir dakika nasıl yapacağız onu? Kardeşim bir dur çalma korna. Aga bura açılmaz gençler. O yüzden ben şöyle ufaktan yerimi alayım abi. Ha şöyle. Ha şöyle babacığım. Kapatalım aracımızı. Çekelim el frenimizi. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun da sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi burada bitirmek mecburiyetinde kaldım. Hala yol kapalı çünkü. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Kaç cehennem söndü içimde.